Baba. Keyfiniz yerinde bugün patron. Nasıl olmasın? Hakan'cığım nasıl olmasın? Artık bundan sonra insanlar hak etmedikleri mutlulukları yaşayamayacaklar. O yüzden mutluyum. Seni bitireceğim havuç dilim. Seni dilim dilim yiyeceğim. Bunlar son mutlu günlerin. Tadını çıkar. Emre bak. Bu nasıl? Hem daha geniş. Fiyatı da uygun. Güzel. Hayatım ben bu arada babama da söyledim. Ev satın almak istiyoruz diye. O da bir iki tane bulacak bize. Ya kendimiz bulsak ya alacağımız evi. Hayatım bırakalım bari bir konuda yardımcı olsunlar. Hem yani illa satın alacağız diye bir şey yok. Beğenmezsek almayız. Peki tamam haklısın. Aşkım. Efendim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Tek hayalim seninle yaşlanmak biliyor musun? Ya. Aha Berfin arıyor. Aç bakalım. Efendim canım. Anlamadım. Neden? Peki tamam. Anlamadım. Niye bana kredi vermiyorlarmış ya? İşim var, gücüm var, borcum harcım da yok. Emre'cim siz şirket olarak bir kredi çekmişsiniz zaten. O yüzden vermiyorlar. Kredi mi? Hayır canım ne kredisi? Biz öyle bir şey çekmedik. Nereden çıktı? Diyorum acaba çocuklar sana sormadan bir şey mi yaptı? Hayır canım. Yani ben bu şirketin genel müdürüyüm. Benim onayım olmadan kimse kredi falan çekemez. Çekemez. Yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey olmuyor hayatım. Bunu düşündüm yani. Nasıl? Şey diyeceğim ya bu problemi çözene kadar ikimizin arasında kalsın olur mu? Peki kalsın. Tamam. Kredi çektiniz mi efendim? Çektim Hakan'cığım çektim tabii ya. Ben kredi çekemeyeceğim de kim çekecek? Var mı para ihtiyacın? Varsa al ya. Çünkü benim yok. Madem ihtiyacınız yok neden kredi çektiniz? Valla rüyamda gördüm. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Oğlum bizim büyük amacımız ne? Havuçu bitirmek. Ha? İşte bu da ikinci safhası. Önce şirketi ele geçirdik. Şimdi kredisini çektik. Dur lan bu başlangıç. Daha neler yapacağım? Yahu ne krediymiş Hakan'cığım ya. Say say bitmiyor. Sizin kredi çektiğinizi öğrendiler mi? Valla bilmem ama ne derler bilirsin. Kötü haber tez yayılırmış. Yakında öğrendimler. Kaçtaydık ya? Baba niye çağırdın bizi apar topar? Siz biliyor musunuz Beltem Hanım? Ay yok bana da söylemedi. Ay hadi Haluk ne söyleyeceksen söyle merak ediyoruz. Şöyle... Ben böyle etrafa haber salmıştım bizim oğlan ev alacak diye. Aa, bir dakika bir dakika. Siz satılığa karar verdiniz mi? Ben hala kiralıkla satılık arasında kaldığını zannediyordum. Ha yok anneciğim biz bugün konuştuk karar vermiştik ama. Tabii tabii en iyisini düşündü onlar. Ha, hayırlısı. Kredi konusunu araştırıyorlardı hatta. Ha evet anneciğim babama söylemiştim de sana söylemeyi unutmuşum ben. Olsun oğlum önemli değil önemli değil. Şöyle çok güzel bir site böyle bizimki gibi teraslı yeni son derece merkezi konumu falan harika bu yakada böyle toplu taşımaya falan da çok yakın harika bir yer yani. Hadi ya çok güzelmiş. Tabii tabii bir de arkadaş da tanıdık olduğu için ciddi de bir indirim yapacaklar harika yani bak fotoğraflarını göstereyim. Nerede? Burada bak. Geç. Harika yani. 10 numara. Vay bak. Evet. Çok güzelmiş ya. O zaman arayıp alıyoruz diyorum. Senin kredi işi tamam değil mi? Veriyorlar yani. Ha evet evet. Tamam baba kredi alabiliyorum.